Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda elimde Leko'nun ürünü görüyorsunuz. Aslında ofiste her yerde Leko ürünü görebilmek mümkün. Çünkü bir hatırlayalım. Hakkı Alkan burada hepimize birer tane ürün hediye etmişti. Bunları, onu ver. Onu ver. Çökemedim. Yemezler. Ne var abi? Karıştırabiliyor muyum burayı? Bakıyor şimdi hangisi sahibinden. Evet. Hangisi ikinci elde gider falan. Sahibinde. Bence hiç iyilik yapmana gerek yok. Çünkü hayat böyle bir şey. Tolga niye sinirlisin abi? Niye sinirlisin abi? Benim merak ettiğim bir soru var. Hakkı Alkan'ın herkese hediye ettiği ürünler insanlara nasıl deneyimler yaşattı? Mesela bana böyle kocaman, değeri 2200-2500 liralık bir hoparlör vermişti. 80 watt gücünde Type-C'le şarjı olabilen ve gerçekten evde de kullanamadığım bir cihaz. Bunun hakkında deneyimlerimi anlatacağım. Ofisteki arkadaşlarımın da deneyimlerini merak ediyorum. Bakalım patronun dağıttığı ürünler nasıl olmuş? Tuşu var sanki. Acıdı, çok acıdı. Abartma ya. Hakkı abi sana ne diye etmişti? Bana Hakkı abi 10 watt gücünde televizyon yani saatli alarmlı bir hoparlör hediye etmişti. Şu an burada değil ama. Şu an burada detaylarını değil. Çeker misin bize? Detaylarını için? Çekerim ama şöyle mesela sen benim evime geldin. Tamam. Sen bile oyunu unutmuştun. Hatırlasana ki bu ürün ne? Değil mi? Esabil geldi hatırlıyorum şu an sanki. Yok. Esabil de gelmişti dedi ki ya bu ürün ne? Gelen çok orijinal sonra. Duruyor. Bir de benim televizyonumda şöyle bir problem var. Mesela başka bir cihaz, Bluetooth cihaz denedim ben. Ona direkt bağlanmıyor. Buna? Buna direkt açıyorum ve Bluetooth bağlandı söylüyor. İşte saati hiçbir zaman bozulmuyor. Çünkü direkt DC'den güce bağladım. Tamam. Ama mesela dışarıda da pikniğe gideceğim mesela söküyorum. Dahili gücü de var. Direkt onu götürüyorum. Güzelmiş. Çok iyi. Bir de radyosu da var. SD kartı bu var. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim aldığım ürünü kıskanmıştın diye. Evet, çok ama seninki daha mantıklıymış. Ben bir kere bile evde kullanamadım. Şile'de kendi bir müstakil evimiz var. Orada kullandım. O da evin dışında da kullanamadık. Yani bu kötü bir şey değil. Güçlüğünden bahsetmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi buradan şöyle yavaşça kime gidelim? Rıza abi kime gidelim? Gel bir editör göstereyim sana. Sana mesela ne verdik? Abi şöyle biliyorsunuz ben bir shorts hazırlamıştım. Milyar trilyor izlendi. Bu şeyi kullandın değil mi ya? Sen yapan gözlük. Mustafa Sarıgül beyefendiye de bu gözlükten taktık. Sonra sol omzumuz felç olmuş. Allah neyse, Allah. Neyse konuya girmeyelim. Mustafa Sarıgül'ün taktığı gözlük mü bu? Evet evet. Vay arkadaş bu gözlük ne işe yarıyor ya? Şey tokat atıyorsun ama. Öyle bir efekt ekledim Mustafa Sarıgül. Tokat atmak istediğin gözlük efekti ha? Şöyle ben bunu gerçekten kullanıyorum, seviyorum. Gözü rahatlatıyor, hı-hı, masaj yapıyor ve dalga sesleri de geliyor. Denizden gelen bu huzur dolu sesler vardır ya. Tamam. Bundan geliyor. Bu güzel. Bunu kullanıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tüm gün yorulmuşsun. Tüm gün Samet'le uğraşmışsın. Böyle yatıyorsun yatağa. Dalga sesi eşliğinde. Evet. Böyle bız 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 yapıyor. Evet. Kullanıyor güzel. Musun? Kullanıyorum tabii canım. Tamam. Mükemmel. Burada bir şey daha gördüm bu arada. Bu ne? Bu kullanıyorum. Bu kutusu zaten. Kendisi burada. Şöyle 7+1. Bir şey diyeceğim. Şu elmas tasarım hoşuma gitti. Uzamsal ses. Ha bu çıkmıyor mu? Deneyimi veriyor. Yok tamam. Çıkmıyor. Oyuncu bunun kulaklığı. Mikrofonu sonradan da takılıyor. Ben tamam. Bazen oyun oynarken bu kulaklığı kullanıyorum. Tamam. Bu kulaklığın en sevdiğim yanı şu. Buradaki kafa bandı oldukça yumuşak yani. Biraz böyle plastik hissi veriyor ama. Detaylarda göstereceğiz onu. Tamam. Benim için en önemli olan şey zaten buradaki kulak pedlerinin kulağa tam tamam oturması. Yani oyunlarda dışarıdan ses almak istemiyorum. O nedenle bu kulaklığı çok sevdim. Kimseye de vermem. Öyle söyleyeyim. Yani tasarımdan dolayı kulaklıktan çok mutlu olduğunu söylüyorsun. Bayağı seviyorum. Ben ama şuna takıldım favori ya. Favori ürünüm benim bu. Bu arada Vava teknoloji getiriyor bugünleri Türkiye'ye. Haberiniz olsun. Eğer bakmak isterseniz diye de açıklamalar kısmında ben bir link bırakmış olurum. Bu şey değil ama bir ekranı falan yok. Mesela bir yok, hareket yap bakayım. Beni de görüyorsun. Tam bir hareket yap. Onu şimdi yapma. Yap yap bir şey yap. Ne? Yapmayayım ya. Tam yapmadın evet. Gerçekten de görüyorsunuz içine. Güzel. Tuşu nerede? Şurada. Burada. Basıyorsun çalışıyor. Çok garip ya. Bak bak. Sen de mikrofon var mı? Var var. Kuş sesini duyuyor musun? Vay be. Güzel. Bunda bazıları etkilenir, bazıları etki etmeyebilir ama sen de etki ettiyse güzel. Büyük ihtimalle benim de hoşuma giderdi. Şimdi kime gidelim? Çok garip bir ürün vardı, tamam mı? Sunum cihazı ve herkes bana çıkmasın, bana çıkmasın, benim işime yaramaz, ben sunum yapmıyorum kafasına girmişti ama bir kişi çıktı ve o bir kişi kullanıyormuş. Onu merak ediyorum. Bu ürünün sana gelme anını ben bir izletmek istiyorum insanlara. Şunu alayım. Ne o? Bu presenter arkadaşlar. O zaman şöyle, prodüksiyon toplantısında sunumu sen yap. Buradaki kablosuz presenter yani sunum kontrol cihazı diyelim arkadaşlar. Onunla ilgili deneyimlerini paylaş. Tamam. İlk başta şöyle tepkilerim vardı ama ben dedim ki bunu kullanmadın değil mi? Yani Anıl abi prodüksiyon. Sunum yapan bir işin yok senin. Evet. Ama sen bunu nasıl kullandın ya? Şimdi ben bunu direkt bilgisayarıma bağladım. Tamam. Uzaktan böyle uzaktan kablosuz mouse gibi çok rahat kullanabiliyorum. Bildiğin
Kablosuz mouse. Yönlendiriyorum yani, basıyorum. Mouse'un yaptığı her şeyi yapıyor zaten. Şaka bilgisayar yapıyorsun. Üzerinden. Tabii ki. Hadi be. Onun dangle'ı var. Dangle'ı takıyorsun bilgisayara. Abi hiç aklıma gelmez. Acaba kendi özelliğim sen mi baga soktun? Yok yok, zaten nasıl sunum yaparken de yapıyor yani şimdi. Kablosuz mouse yerine geçiyor. Bunu televizyona takıp televizyonda da kullanabilirim eğer televizyon uyumluysa. Her şey. Televizyona taktım. Tabii tabii, her şey uyumlu. Senin televizyona da uyumlu. Ama şunu söyleyeyim, bu televizyonunuzun da uyumlu olması lazım. Onu da belirtmiş olayım. Tabii tabii. Bir şey söyleyeceğim. Sihirli kumandalar var ya bazı televizyon modellerinde. Hı-hı. Onun gibi o zaman bu. Aynen o yani. Bildiğin mouse böyle uzaktan oturuyorsun böyle. Televizyonu değiştiriyorsun. Video açıyorsun. Müzik açıyorsun. Keyfim, keyif diyorsun. Çok memnun kaldım yani. Kullanıyorum. Her gün kullanıyorum onu. Patron hediyesini beğendin yani. Tabii tabii. Tamam. Burada da bir hediye var. Aa, Rıza abi yokmuş. Aa, kameranın arkasındaymış. Şu an kameranın arkasına ben geçtim. Rıza abiyi çekiyorum. Abi sana ne hediye geldi? Bana şöyle kutusuyla göstereyim. Bu geldi. Direkt zaten bunu gözüme kestirmiştim. Direkt. Tamam. Hakkı abinin elinden aldım. Bu mouse, mousepad. Bu şimdi mousepad çok iyi. Şöyle çok uzun olmasından dolayı. Çünkü mesela hani çoğunda klavye ve mouse beraber olmuyor. Yani dışarı taşıyor falan. Çok güzel. Bu da zaten tam oyuncu şeyi. Bu arada şu çok hoşuma gitti benim. Bak şöyle elini koyduğunda burada bir ovukluk var, tamam mı? Bir eğim var. Onu detaylarda gösterirsin. Bayağı tatlı. Yan tarafta da tuşları var. Bunları özelleştirebiliyor musun? Denedin tabii mi tabii, özelleştirebiliyorsun. Hatta şurada bak göreceksin şey var. Mesela Counter'da, Mantır'da AWP'yi seviyorsan ani bir hızlı harekette yavaşlatabiliyorsun. Counter Strike'ın ikincisi çıktı. Ben 1.5-1.6'da kaldım. Ya abim ondan be. Ondan sonralarını sevemedim. Abim be. Kaç yaşındasın abim? Başver. Şahım. Tamam, hediyelerinden mutlusun yani. Mutluyum evet. Tamam, ben şöyle Tolga abiye doğru dönmek istiyorum. Tolga abi merhaba. Merhabalar. Abi Lego ürünleri hakkında ofistekilerle konuşuyorum. Hakkı abi biliyorsun hediyeleri dağıtmıştı. Şu an için insanlar mutlu. Ben sana da bir kulaklık hediye ettiler ama oyuncu kulaklığı. Çok kullanabildiğini düşünmüyorum. Oyun oynarken falan kullandın mı? Ürün buydu. Açıkçası hani biz inceleme de oyun testi yapma haricinde hani çok oyun oynayacak vaktim yok. Oyun oynarken de genellikle çok sesini takip etmiyorum. Yani burada ben ürünü hani bu video için deneyimledim biraz. Bir kere öncelikle adı HT401 Gaming Headset diye geçiyor. Tamam. Fiyatı sadece 379 TL. Yani tamam. Çok uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı. Ne kadar ekmek, bu kadar köfte aslında. Yani şimdi çok uygun deyince de bazı takipçilerimiz kızıyor. Ama yani şu anki kur rakamlarıyla 379 TL'ye bir oyuncu kulaklığı alabiliyorsanız ona göre beklentilerini tutmakta fayda var. Ürünün şöyle özelliği var. Bir tane USB girişi var. Bir tamam. Tane de 3.5 mm jack'ı var. Tamam. 3.5 mm jack'la beraber hem mikrofon hem de kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bu da RGB LED'in gücü alması için gereken bir şey. Bu bilgisayarda mesela normal A tipi çıkış yok. Kullanacağım zaman direkt böyle kullanabiliyorum 3.5 mm jack'la, ama o zaman RGB aydınlatması çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani 379 TL 400 lira aralığında giriş seviyesi mikrofonu yani olan, RGB aydınlatması olan bir oyuncu kulaklığı isteyenler tercih edebilir. Sadece şurasındaki his biraz iyi olabilirdi bu pasif yastıklarda. Hani gerçekten hafif hissettiriyor. Uzun süre kullandığında bir dezavantajı yok. Sadece buraların biraz daha sesi engellese daha iyi olur diyorum. Yani pasif gürültü engelleme özelliği yapıyor ya bu yastıklar. Seni sansürlüyorlar şu an. Ses evet, kornalardan mesela bak. Bizim camlarımız da pasif gürültü engelleyebilirdi. Bu da bazen pasif gürültü engelleyebiliyor. Onun gibi durumlar. Peki. Ama zaten uygun fiyatlı. Bu fiyatlara zaten kulaklık bulamıyorsunuz. Bu kulaklıklara da frekans aralığı iyi gibi duruyor. O zaman sıra bende. Sıra bana geldi. Şu anda kameranın önünde sizlere fikirlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar bir kere fiyat konusunda çok yorum yapmayacağım. Çünkü ürün gerçekten çok güçlü ve böyle bir ürünü satın almak istiyorsanız tabii ki 2000 liranın üstüne çıkmanız gerekiyordu. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir hata olabilir. Bunu evde kullanmayın. Bu gerçekten çok güçlü bir cihaz. Ama giderseniz köyünüze, tatil köyünüze gidersiniz, yazlığınıza gidersiniz, evinize gidersiniz. Şehirden uzakta bir yerde müzik dinlemek istiyorsunuzdur. Ya da böyle bir dans salonundasınızdır. İşte o zaman buradaki hoparlörü tercih edebileceğinizi söylemem gerekiyor. Üstteki tuşlar sayesinde ışığı açıyor, kapatabiliyorsunuz. Sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Equalizer'ını da burada üstündeki tuşla beraber yapabiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı detaylarda gösterirler. AUX girişi var, SD kart girişi var ve Type-C ile şarj oluyor. Aynı zamanda powerbank olarak da kullanılabiliyor. Cihazı 4 ile 5-6 saat arasında şarj edebiliyorsunuz. O sizin adaptörünüzün gücüne bağlı olarak değişiyor tabii ki. Ben Hakkı abinin bana vermiş olduğu üründen çok çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor ama büyük ihtimalle yazın farklı yerlerde kullanacağım. Ben Anadolu yakasında taraflarında oturduğum için tabii ki oralarda bunu kullanma şansım çok fazla yok. Ama dediğim gibi salondasınızdır, açık alandasınızdır. 10 numara 5 yıldızı olduğunu söyleyeyim.
söylemem gerekiyor. Fiyatına göre de artık siz değerlendirirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Ofiste dağıtılan hediyeler gerçekten güzel miydi? Bunun kararına baktık. Genel olarak ben herkesin mutlu olduğunu söylemem gerekiyor. Buradaki ürünler hakkındaki sizlerin de yorumlarını ben merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.